Biyoteknoloji, genetik mühendisliği nedir? Günümüzün popüler bilim dalları arasında biyoteknoloji ve genetik mühendisliği yer almaktadır. Bu bilim dalları farklı olsalar da çoğunlukla birbirleriyle eş anlamda kullanılmaktadır. Genetik mühendisliği, kalıtsal özelliklerin yer değiştirilerek onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapan bilim alanıdır. Genetik mühendisliği, DNA üzerinde yapılan değişikliklerle ilgilidir. Genetik mühendisleri genlerle ilgili detaylı çalışmalar yaparak elde ettikleri sonuçları mühendislik bilgileriyle birleştiren kişilerdir. Genetik mühendisliğinin uygulama alanları nelerdir? Gen haritasının çıkarılması. Gen haritasının çıkarılması, DNA'daki organik bazların dizilişlerinin çıkarılmasıdır. Bu çalışmalarla hangi genin ne anlama geldiği bulunacak, hastalıklara neden olan genlere müdahale edilebilecektir. DNA parmak izi. Parmak izi gibi her canlının DNA'sındaki bazı dizilişleri farklıdır. Belirli tekniklerle bu dizilimin bir izinin çıkarılması işlemidir. Suçluların tespitinde ve genetik hastalıkların teşhisi için kullanılmaktadır. Gen tedavisi. Gen tedavisi hastalara tedavi edici genleri aktararak ya da zararlı genleri etkisiz hale getirerek birçok sağlık problemini çözmeyi amaçlamaktadır. Gen aktarımı. Genetik mühendisleri tarafından DNA'nın bir bölümündeki genin başka bir canlıya aktarılmasına gen aktarımı denir. Gen aktarımı yapılarak biyoteknolojik yöntemler ile bazı antibiyotikler veya hormonlar üretilebilmektedir. Gen aktarımı yöntemi ile bir gen bir canlı türünden diğerine aktarıldığında geni aktarılan canlının kendine özgü özellikleri o canlıda da ortaya çıkar. Örneğin ateş böceğinin ışık saçma geninin tütün bitkisine aktarılması sonucu tütün bitkisi ışık saçmaktadır. Bir canlıdaki seçilmiş genetik özelliklerin kopyalanarak bu özellikleri taşımayan başka bir canlıya aktarılması sonucu üretilen canlılara genetiği değiştirilmiş organizmalar yani GDO'lu canlı adı verilir. Klonlama. Bir canlının genetik kopyasını oluşturmak için kullanılan bir yöntemdir. İlk hayvan klonlaması 1996 yılında Dolly adında bir koyunla olmuştur. Genetiği değiştirilmiş birçok bitki ve hayvan ortam koşullarına dayanıklı hale getirilir. Besin değeri ve içeriği değiştirilen canlılar oluşturulur. Islah çalışmaları. İstenilen karakteri elde etmek için istenilen özellikle canlılar çaprazlanır. Buna türlerin ıslahı denir. Özellikle tarım ve hayvancılıkta daha fazla ve kaliteli ürün elde etmek için türlerin ıslahı konusunda çalışmalar yapılmaktadır. İnsanlar tarafından canlılar arasındaki üstün organizmaların seçilerek üretilmesine ve bunların kontrollü olarak geliştirilmesine yapay seçilim denir. Yapay seçilim hem bitkilerde hem de hayvanlarda çok fazla çeşitlilik oluşturmuştur. Tarım ürünlerinin üzerinde yapılan ıslah çalışmaları sonucunda mısır, buğday, lahana, soya fasulyesi gibi bitkiler bugünkü verimli hallerini kazanmışlardır. Ayrıca günümüzde evcilleştirilen hayvanlar yapay seçilim örneklerindendir. Böylelikle yapay seçilim sonucunda ekonomik anlamda daha çok ürün veren canlıların üretilmesi sağlanmıştır. Aşılama. Aşılama hastalık etken olan bir mikrobun zayıflatılarak veya öldürülerek vücuda verilmesi işlemidir. Bu sayede vücut verilen mikrobu tanır ve ona karşı savunma elemanı oluşturur. Böylece hastalık etkeniyle karşılaştığında onunla kolayca savaşabilir. Günümüzde birçok hastalığı önlemek için aşılama uygulanmaktadır. Hepatit B, kızamık, zatürre aşılama yoluyla önlenebilen hastalıklardandır. Çocuk sahibi olamayan birçok kişinin gebelik şansını artırmak için yardımcı üreme teknikleri kullanılır. Klasik tüp bebek yöntemi, yumurtalıktan toplanan yumurtaların erkekten alınan spermler ile laboratuvar ortamında birleştirilmesiyle elde edilen embriyoların anne rahmine transfer edilmesi işlemidir. Ancak sperm hücreleri yumurta hücrelerini doğal olarak döllemediği zaman özel bir aşı ile sperm hücresinin genetik bilgisini yumurta hücresine aktarılmasına aşılama ya da mikroinjeksiyon yöntemi adı verilir. Aşılama ile embriyo oluşturma oranı artar. Aşılama genellikle sperme ait yapıların bozukluğu, spermin hareketsizliği ya da yumurta zarının kalın olduğu durumlarda uygulanan bir yöntemdir. Biyoteknoloji nedir? Bitki, hayvan veya mikroorganizmalardan yeni bir organizma elde etmek veya var olan bir organizmanın genetik yapısında istenilen yönde değişiklikler meydana getirmek amacı ile kullanılan yöntemlerin tamamına biyoteknoloji adı verilir. Biyoteknolojik uygulamalar genetik mühendisleri tarafından gerçekleştirilir. Tarihte biyoteknoloji uygulamaları nelerdir?
Biyoteknoloji kavramı ilk olarak 1919 yılında Macar bilim insanı Károly Ereki tarafından kullanılmıştır. Ancak biyoteknoloji uygulamalarının geçmişi binlerce yıl önceye dayanır. Milattan önceki dönemlerde Mısırlılar maya kullanarak ekmek yapmaya başlamıştır. Çinliler ise küflü soya fasulyelerini antibiyotik olarak iltihaplı yaraları tedavi etmede kullanmışlardır. Zacharias Janssen'in mikroskobu keşfetmesi, 1797 yılında Edward Jenner'ın ilk çiçek aşısını bulması, 1866 yılında Mendel'in bezelye bitkilerini çaprazlayarak genetik biliminin temelini oluşturması, 1928 yılında Alexander Fleming'in penisilini bulması biyoteknoloji uygulamalarına örneklerdir. 1950 yıllarından günümüze modern biyoteknolojik tekniklerin uygulanmaya başlamasıyla birlikte sağlık, çevre, gıda, tarım ve hayvancılık gibi farklı alanlarda pek çok ürün geliştirilmiştir. Biyoteknolojinin uygulama alanları nelerdir? Bugün çok geniş bir alan haline gelen biyoteknolojinin farklı uygulama alanları vardır. Tıp ve eczacılık uygulamaları, ilaç üretimi, antibiyotik üretimi, hormon ve vitamin üretimi, hastalıkların teşhis ve tedavisi, gıda üretim uygulamaları, meyveli yoğurt, besin değeri artırılmış gıdalar, raf ömrü artırılmış gıdalar, bitkilerdeki uygulamaları, dirençli bitkiler, tohum veriminin artırılması, ürün kalitesinin ve miktarının artırılması, su ihtiyacı azaltılmış bitki üretimi, hayvancılıktaki uygulamaları, kaliteli et ve süt üretimi, yapay ipek ve yün üretimi, daha sağlıklı hayvanların üretilmesi, çevre uygulamaları, arıtma tesislerinde suyun temizlenmesi, çevre kirliliğini azaltan bakteri üretimi. Sağlık alanındaki biyoteknoloji uygulamalarının olumlu etkilerinden bazıları şunlardır. Pek çok farklı hastalığın tedavisi için aşı ya da ilaç üretilmektedir. Bazı hormon, antikor ve vitamin tabletler üretilmektedir. İşlevini yerine getiremeyen doku ve organların yerine yapay doku ve yapay organların klonlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Kanser gibi hastalıkların ilerleyişini durdurmak için vücut hücrelerindeki genlerin değiştirildiği gen terapisi tedavisi uygulanmaktadır. Bu yöntem ile genetik hastalıklar önlenebilmekte ya da etkileri azaltılabilmektedir. Zarar görmüş doku ya da organların onarımında kök hücre tedavisi kullanılmaktadır. Bu kapsamda hasar görmüş beyin hücrelerinin ve omurilik gibi pek çok organın onarımı için çalışmalar yürütülmektedir. Çevre alanındaki biyoteknoloji uygulamalarının olumlu etkilerinden bazıları şunlardır. Genetiği değiştirilmiş bakteriler ile atık arıtma tesislerinde ya da petrol kazalarında çevre temizlenebilmektedir. Gübre ve ilaç kullanımını en aza indirecek bitkilerin geliştirilmesiyle toprak ve su kirliliği engellenmeye çalışılmaktadır. Klonlama çalışmaları ile nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan canlıların çoğalmasının sağlanabilmesine çalışılmaktadır. Tarım ve gıda alanındaki biyoteknoloji uygulamalarının olumlu etkilerinden bazıları şunlardır. Zor şartlara dayanıklı bitkiler yetiştirilmektedir. Canlıların olgunlaşma süreleri değiştirilebilir. Böylelikle 45 günde kesime hazır tavuklar üretilmektedir. Meyveli yoğurtlar ve vitamin tabletler gibi yeni ürünler geliştirilmektedir. Kaliteli ve çok ürün veren canlılar üretilmektedir. Biyoteknoloji uygulamalarının olumsuz sonuçları nelerdir? Biyoteknoloji uygulamalarının çok önemli yararları olsa da bu uygulamalar ile birlikte beklenmeyen ve istenmeyen riskler oluşabilir. Bunlardan başlıcaları şunlardır. GDO yani genetiği değiştirilmiş organizmalardan üretilen besinlerin insan sağlığı açısından ciddi riskler içerebileceği düşünülmektedir. Bu besinler insanlarda alerji, mutasyon ya da kanserlere neden olabilir. Biyoteknoloji ile biyolojik silahlar üretilebilir. Ekosistemdeki dengeyi bozabilir ve biyoçeşitliliğin azalmasına neden olabilir. Dünyanın sosyoekonomik yapısı olumsuz etkilenebilir. Güçlü devletler araştırma geliştirme çalışmalarına ağırlık verebilir ve dünyadaki gelirin büyük bir kısmı güçlü devletlerde toplanabilir. Biyoteknoloji ile ilgili meslek dalları nelerdir? Biyoteknoloji uygulamaları, genetik, biyokimya, mikrobiyoloji, gıda bilimi, gıda teknolojisi mühendisliği, kimya mühendisliği ve biyokimya mühendisliği gibi bağımsız pek çok bilim dalını bir arada barındıran çalışmalar içerir. Dolayısıyla biyoteknoloji çalışmalarında fizikçiler, kimyagerler, moleküler biyoloji ve genetik uzmanları, biyokimya alanında uzman tıp doktorları, genetik mühendisleri,
gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri, zoologlar, veterinerler gibi pek çok farklı meslek gruplarından çalışanlar görev alır.